Hangimiz doğru söylüyor? Kim doğru söylüyor? Neye inanacağız? Ne yapacağız? Birincisi bu. Bunları bağlayacağım. Han yapıyor ama öğretmen atamıyor. Niye atamıyorsunuz? Ne yapacak bu öğretmenler? Balık mı? Bak burası olamadı. Niye atamıyorsunuz? Ne yapacak bu öğretmenler? Ay iç mi? Niye atamıyorsunuz? Ne yapacak bu öğretmenler? Sokakta simit mi satacaklar? Ne yapacak bu öğretmenler? Adam okumuş. 4 yıl okumuş. Ne yapacak? Söylüyorum, patron sizsiniz. Siz karar vereceksiniz. Siz ne isterseniz olur. Neyse. Neyse. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızın, haber bültenimizin sonuna geldik. 1 dakikalık programda yine önemli gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Olmadı burası, dur. Değerli izleyiciler, Fox Ana Haber Bülteni'nin bu akşam da sonuna geldik. Gerçekten insanın sinirleri çok bozuluyor. Bu haberleri görünce elimiz... Yine olmadı mesela. Değerli izleyiciler, neyse, bu akşam da haber bültenimizin sonuna geldik. Her gün iyi haber aktarmayı istiyoruz ancak maalesef görüyorsunuz ki ülkemizin durumu bu. Bunu her zaman söylüyorum. Patron sizsiniz. Siz ne isterseniz o olur. Sizin karar vermeniz gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin. Her gün size kabadayılık yapmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Yok, bir şey diyelim ya. Sığınmacılar. Türkiye'deki sığınmacıları, Suriyeli sığınmacıları kim geri göndermek istemiyor diyeceğiz, tamam mı? Ondan sonra sığınmacılar. Almanya Federal İstatistik Dairesi Deutsche Welle Türkiye'nin Reuters'tan derlediği habere göre %7.3 enflasyonla Avrupa Merkez Bankası'nın konjonktürde sağlık değişiminin görülmesi için Avrupa'da, Fransa'da da şu anda seçimler yapılacak ve seçimlerde vaatler arasına baktığımızda ancak oy verme yaşı 18, reşit olma yaşı 18. Artık Türkiye'de de reşit olma yaşının, oy verme yaşının 18'den 16'ya düşürülmesi gerekiyor. Fransa'da da seçimler yapılıyor ve Fransa'daki seçim kampanyasında en önemli vaatlerden birisi seçimlerde eğer kazanan parti kazanırsa gene yapamadık amına koyayım ya. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve Anadolu'nun birçok şehrinde kiralık ev bulunamıyor. Bulunanlarsa olmadı. Ancak Türkiye'de 15 ila 24 yaş arasında yaklaşık 13 milyon kişi yaşıyor. Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık olarak %15.4'ü genç nüfustan oluşuyor. Fransa'da da seçimler var ve Fransa'da seçim... Boku söyleyemedik ya. Kameraya mı aldık? Kameraya mı aldık? Çağrı izleyicileri, şu anda Tiflis'te kale meydana çıktık ve arkamızda botanik bahçesi var. Botanik bahçesinde de inanılmaz görüntüler var ve şimdi sizi botanik bahçesindeki görüntüleri göstermek üzere kameraman arkadaşımızı botanik bahçesine yönlendiriyoruz. Orada bir 10 saniye bekle İbrahim. Kirliler şu anda Tiflis'te teleferik yapacağız. Teleferikle Tiflis'in karşısındaki kaleyi ziyaret edeceğiz. Az sonra sizin teleferikle yolculukla baş başa geçeceğiz. Keselim ben arasını. Çok iyi olmadı mı? Dur bakayım. Kaydettin mi? Ettin, ettin. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz ve şu görmüş olduğunuz meydan, Özgürlük Meydanı. Tiflis turumuz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.
Evet, değerli izleyiciler, şu anda Tiflis Havalimanı'na geldik arkadaşımla beraber. Şimdi taksi bizi gelip alacak ve şehir turumuza başlayacağız. Kanal Çağrı izleyicileri, herkese merhabalar diliyoruz. Şu anda İstanbul'dayız. Eyüp Sultan Camii'nden size bazı görüntüler göstereceğiz. Daha sonraki günlerde de Sultanahmet Camii'nden görüntüler göstereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 25.831 koronavirüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 3.099.273'e ulaştı. Başla. İtalya'da yeni tip aksın bir şey olmaz. Bugüne kadar aşılananların 312.172'si kadın, 192.415'i de erkek oldu. Tamam. Sesin çok mikrofonik senin. Değerli izleyiciler, bazen izleyicilerimiz yorum yazıyor. İşte hocam iyi haber yok mu diye. Gerçekten olabildiğince en iyi haberleri seçip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Fakat gündem genellikle olumsuz haberlerle dolup taşıyor. Bu nedenle yine bu haber de olumsuz bir haber. Sikke ve bronz heykel parçaları eserler Edirne. Kanal Çağrı'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, şu anda Skyride Safir Tower'da İstanbul'u tepeden sizin için görüntülüyoruz. Sizleri İstanbul'un tepeden görünüşüyle baş başa bırakıyoruz. Yeter artık. Yeter artık, buramıza kadar geldi ya. Bu nedir arkadaş ya? Çarşı pazar resmen yanıyor ya. Hiçbir şeye yanaşılmıyor. Enflasyonu mu düşüreceksiniz? Doları mı düşüreceksiniz? Ne yapacaksanız yapın artık. İktidardasınız. Neyi bekliyorsunuz? Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gözlerinden çıkan ışık çarşıdaki, pazardaki, manavdaki fiyatlara yansımış. Fiyatlar nur gibi parlamış. Türkiye'yi Avrupa ile karşılaştırmayı bırakın artık. Almanya'da enflasyon %7, Türkiye'de %61. Almanya'da 100 lira olan bir ürün 107 euro oldu. Türkiye'de 100 lira olan bir ürün 161 lira oldu. Millette dalga geçmeyi bırakın artık. Çözecekseniz çözün, çözmeyecekseniz bırakın, seçimde gidin artık. Yeter, milletin burasına değil kafasına kadar geldi ya. Yeter artık. Açıklama duymak istemiyoruz. Çözüm istiyoruz. Yeter. Değerli izleyiciler, Fox Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Kapatmadan önce güzel bir sözle bitirmek istiyorum programı. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım demiş Mevlana. Ancak bizim Türkiye'de maalesef insanların sinirlerine hakim olması oldukça zor. Haberlerde politikacıların her gün sözlerini aktarıyoruz. Her gün farklı açıklama, her gün farklı açıklama. Ya siz bizim aklımıza dalga mı geçiyorsunuz? Amacınız nedir sizin ya? Böyle bir politika olur mu? Böyle bir siyaset olur mu? Bizi gerçekten çok sinirlendiriyorsunuz ya. Ne olacak yani?